Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Kurban Bayramı namazını 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kıldı. Buradaki bayramlaşmanın ardından bakan geçici konaklama merkezini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı. İnşallah evler yapılıyor. İnşallah. Özaseki yaptığı açıklamada deprem nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Çünkü bundan yaklaşık 5 ay kadar önce meydana gelen, aslında afeti diye tarif edilse de bana göre Anadolu'da kurduğumuz medeniyet 1000 yıllık. Bu 1000 yıllık medeniyetimiz boyunca başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Tabii ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri, 85 milyon bütün Türk milleti o acıyı önce kendi ruhunda hissedip sonra da bu bölgelere yardıma koştular. Depremi dayanıklı 850 bin bağımsız birimin yapılacağını belirten Özaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. Ya yıkılmış, ya yıkılacak ağır hasarlı veya bina ayakta ama yakın zaman içerisinde yıkılması gerekiyor. O tür konutların sayısı 650 bin. Bu arada 200 bine yakında ortalama rakamlar söylüyorum. Çünkü bu rakamlar ara ara değişiyor, itirazlar oluyor, düşüyor veya konuyor, üzerine ilave oluyor. İş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Evlerimizi, konutlarımızı daha güvenli bir şekilde yapmalıyız. Çünkü o konutlarımızda bizim sevdiklerimiz oturacak, yakınlarımız oturacak, bizler oturacağız. Ve bu ülkede bir deprem ülkesi. Herkes bunu bir kere kafasına yazsın. Son 100 yılda üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı 60'ın üzerinde. Yani neredeyse 1,5 senede bir bu memlekette yıkıcı bir deprem oluyor. Öyle bir ortamda da toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı da 130 binden fazla. Bayramınız mübarek olsun.